bakanlar, duyduk duymadık demeyin. Beşi bir yerdeyi 360 ekranında izleyin. Beni mi beşi bir yerdeyim bekliyorsunuz? İkimiz de bekliyorlar. Eğlence. Ankara'nın malları da büklüm büklüm yolları. Kahkaha. Artık dilime takılmış hep 38 diyorum. Belki 40'ım da bilemiyorum. Yok artık bu kadar nefes yani. Sohbet. Ayana bu yana sallayan. Ve tatlı bir rekabet. Tokat Tekirdağ karşı efendim. Daha düdüğü çalmadım. Çalamadım daha düdüğü. Her gün farklı bir evde 5 komşu. İkisi yarışmacı, 3'ü jüri üyesi. 1-24 ayar, 5'i bir yerde. Yarışmacılar sürpriz bir yemek yapacak. 3 jüri üyesi yemeklerin tadına bakacak. Ne kadar tuz varsa basmış be canım. Ve yarışmayı kazanan 5'i bir yerdeyi kapacak. Duyduk duymadık demeyin. Beşi bir yerde 360 ekranında hemen şimdi başlıyor. Koş vatandaş koş. Eğlencenin hası, yemeğin kralı, yarışmacıların en iddialıları burada. İyi olan kazanır. Heyecan. Ben çok heyecanlıyım ya. Aksiyon. Ve yüksek tansiyon. Çok fazla özenilmemiş anladığım kadarıyla. Duyduk duymadık demeyin. Yarışmacılarımız hazır. Jüri üyelerimiz hazır. Peki siz hazır mısınız? Beşi bir yerde başlıyor. Az sonra. Bayanlar baylar, Yeliz'de beşi bir yerde başlıyor. İşte sunucuların en güzeli, en havalısı ve en tatlısı. Merhabalar. Sizi bugün düşmeden ineyim. Bahçeköy Sarıyer'e getirdim. Kadriye ve Ebru beni bekliyorlar. Birazdan harika bir yemek yapacak. Jüri üyeleri de hazır tabii. Altınlarımı taktım yine geldim. Ama girmeden bir dansımı edeyim mi? Öyle gideyim. Para para para. Para para para. Para para para. Para para para. Mahalle deli görsün. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Ben böyle mi gidiyorum acaba? Yukarıya gidecektim tabii, karıştırdım. Dans edeceğim diye karıştırdım. Ay! Dikkat et Yeliz, yapma böyle şeyler, düşeceksin. Dönüp duruyorsun flamenco dansı yapan İspanyol dansçılar gibi. Ve işte yine birbirinden iddialı yarışmacılarla bir araya gelme heyecanı. Allah neşenizi bozmasın inşallah. Merhaba. Merhaba. bu acaba güzel kız Pınar mı? Yok, ay pardon, Ebru mu? Kadriye mi? Kadriye. Kadriye. Nasılsın? Teşekkürler, siz? Yarışmacımın bir tanesi efendim. Kadriye karşıladı beni. Pınar ve komşuları çağırdı mı? Pınar mı? Ebru Yeliz'cim, Ebru. Diğer yarışmacımızın adı Ebru. Evet, içeride heyecanla bekliyor herkes. Sen heyecanlı mısın? Acayip heyecanlıyım. Rakibin içeride. Kazanacağım diyor musun? Evet, evet. Bak altınları. Süper. Alacak hepsi mısın acaba? Olacak. Haydi. İçeri gidelim mi? Ah, merdivenler evet. Var. Ev dubleks galiba. Topuklu giyip bu merdivenlerden de böyle baba yiğit bir şekilde inmek. Düşmeden. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeliz öpme seansına başladı yine. Hayatımız boyunca nasıl olsa 25 bin defadan fazla öpüşüyoruz. Doyamadım. Şimdi. Ebru. Evet. Diğer İyi yemek yaptığı belli değil mi ama nasıl? Ben yapayım. Hemen rakibin moralini bozma var burada. Rakibe karşı gel Ebru yanıma. Ebru ile Kadriye yanımda, iki güzel kız yarışacaklar. Bugün bakalım, biraz sonra annelerine de soracağım. Bu marifetler nereden geliyor böyle yarışmalara katılacak kadar? Yeliz fark etti mi? Kadriye Hanım'ın annesi ünlü gurme ve aşçı Emine Bedere ne kadar çok benziyor değil mi? Sen başkalarına benzeme sakın. Hep böyle kal. Üçlü koltuklarda yer kalmayınca Yeliz'e tekli bir koltuk sıkıştırıvermişler araya. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendimi gerçekten şu anda Sarıyer Belediye Başkanı. Sandalyede ben böyle bir zayi gardayla en böyle başkan köşesine girmişsiniz. Hatta yapabilirsin. Evet. Nedir bu şey? Önce bir muhtar olayım. Sonra başkan. Muhtardan sonra belediye başkanlığına girelim. Bir muhtar olaraktan prensibim az iş, çok laf. Tek güldün bana, bana tek güldün. Esri yapıyorum, sen de oradan gülüyorsun. Çok şıksın.
Teşekkür ederim hayatım. Göz zevkinizi bozmak için, bozmamak için. Heyecandan, heyecandan. Bunların hepsi heyecandan. Ah canım, heyecandan. Canlı, heyecanlı, delikanlı, tatlı, tatlı, canlı, heyecanlı. Hadi bakalım, sırada yarışmacı tanıma faslı var. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi önce bir yarışmacılarımı tanıyayım. Şu böyle yetiştirdiğim pırıl pırıl bir genç kız olmuş. Bir tanıyalım bakalım bugünkü yarışmacımız kim? Nasıl da mutlu oldu? Kadriye ben, 28 yaşındayım. Sosyoloji okuyorum, işletme mezunuyum. Bir de internetten ayakkabı satıyorum. Genelde evdeyim. Evet, evden çalışıyorum. Böyle eğlenceli, keyifli bir eşim var. Harika bir evliliğim var. Harika bir ailem var. Maşallah, maşallah. Kaç senelik evlisin? İkinci yılım. İkinci yılımız. Çocuk yok tabii şu anda. Yok. Onun için harika. 2018 Mayıs'ta inşallah. İngalar başlasın evde. Gazlar, ingalar. Kadriye Hanım'ın annesi baskı yapıyormuş Yeliz. Torun da torun. İllaki torun diye. İstiyor musun? Baskı yapıyor mu? Biz tabii istiyoruz. Yapmaz mı? Ne diyorsun? İki annem de baskı yapıyor. Var mı bir şey falan diye mi soruyorsun? Ne yok, hiçbir şey sormuyorum. Ben böyle relax bir anneyim. Herkes kendine. Patik falan mı örüyorsun? Yok. Ben öyle işler anne, öbür çocuğum annemde. Ben zaten ben bir delikten dört gül çıkarıyorum. Örnekleri gece yapıyorum. Kimse görmesin diye. Gerçekten mi? Zaten %20 görüyorum. Neyve ya ben öreyim çocuğum etrafta. %20 görüyorum. Beni niye kandırıyorsun burada? Buldun genç kızı. Buldun 20 yaşındaki saf kızı. Niye kandırıyorsun beni burada? Ben hayalimde örüyorum. Hayalimde örüyorsun. Evet, anladım. Hayalimde. Bir delikte diyor. 4 tane örnek çıkartıyorum. Nasıl şey yaptıysa, inandırdıysa beni. Ayranmıyorum, ayranmıyorum, ayranmıyorum. Çocuğu sana bakar, bırakırlarsa peki? Ben tabii, ben bakar anneme misin? Bak, çocuğa bak. Bak da bak, sil, süpür, ondan sonra... Bakmayacak mısın anne, bakacağım dedi. Bakarım kızım işte, şimdi bakabildiğim kadar. Ne kadar bakabiliyorsam. Bir saat gibi. O duana kadar herhalde %10'a düşerim. Hanımefendi bakamam diyor, hala ısrar ediyorsun Yeliz. Çocuğu yakala bak derim. Çocuğun ağzına mama veriyorum derken burnuna bak. Açık söylüyor yani, dürüstçe söylüyor. Bakamam diyor çocuğu yani. Artık nereye bilmem. Neyse, ben Nermin annemden artık doğaldım. Gözden görmüyorum bile, boş ver. Sevmeye gelsinler, yok bakmak de, çok yalan zor. Yalan da yok, bir laf da yok. Bakmak çok zor. Bütün gün. Evet. Sevmeye getirsinler birkaç saat günde. Zaten buradalar yavrum, yanımdalar. Ne diyeyim? Beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, beraber. Aa, aynı evde tabii mi? Evet. Kız, damat eve mi geldi? Biz aile, benim eşim kaç tane odam vardı? 4 tane çocuğumuz var. 4'ünde evde hepimiz beraber büyük bir aile. Beraber yaşıyorsunuz. Ay ne güzel. Yani damat da burada yaşıyor. Evet. Çocuklar da burada damat yaşıyor. Damat değil, oğlun. Öyle oğlumuz, değil mi anne? Damat diye görmüyoruz. Oğlumuz ne güzel, diyoruz. Maşallah. Ne güzel. Bu kadar güzel anlaşmak da. İnşallah herkese nasip olsun. İnşallah. İnşallah. Haydi inşallah, olacak olacak olacak, olacak mucize olacak. Kadriye Hanım, yarışmaya katıldığınıza göre kendinize güveniyorsunuz. Altınları cepte görüyorsunuz değil mi? İnşallah, keşke rakibim Ebru olmasaydı iyi olurdu. Ebru biraz iddialı bir rakip. Ya galiba. Evet, harika yemekler yapıyor gerçekten. Bir de o etnik kültürün tamamına hakim, bir sürü yemek biliyor. Ben hep internetten tık tık bakıp yapıyorum. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum ama tabii işte. Hiç bilmediğiniz bir yemek de olabilir çünkü. Tabii olabilir. Kadriye Hanım, anneniz Tokatlıymış. Yok mu Tokat yöresine ait yemeklerden tadımlık şöyle? Oradan bir şey yaptık zaten size. Hazırladık. Öyle mi? Evet. Oo, tamam. Haşhaşlı börek. Zaten gördüm şuradan merdivenden aşağı inerken. Önce bir soldan gözüm yemeklere kaydı. Bakayım dedim, marifetliler mi değiller mi? Tam dedikoducu oldum ben ya program başladıktan sonra. Dedikodu dedikodu olmasın, oğlum bakmasın camdan. Diğer yarışmacımızı tanımayı unutmadık değil mi Yeliz? Diğer yarışmacımı tanıyayım, Ebru. Hızım Hanım'ı da gördüm. Merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ebru, 23 yaşındayım. Moda tasarım bölümü mezunuyum. Hamar atım. Aynı dönem seninle demek ki. Aynı yaştayız. Aynı dönem. Aynı dönemse demek ki. ailemle yaşıyorum. Şu an çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. Bekarsın. Evet, bekarım. Hamar atsın. Hamar atım. 23 yaşındayım. Güzelsin. Teşekkür ederim. Yarışmacılarımızı tanıdık. Bir de Kadriye Hanım'ın annesini tanıyalım. Sizi tanıyalım. Ben de siyahlı bayan. Ben de Saadet Kadriye'nin annesiyim. 4 tane çocuğum var. Maşallah.
üçü yanımda. Dördünde okuttum. Bir tane kızım Amerika'da dil eğitimi alıyor şu anda. O da Haziran'da gelecek büyüğü inşallah. Büyüğü mü küçüğü mü? Bu ortanca tabii. Kızım. Hı-hı. Bir tane ablası var. Ona bir de oğlum var. Bu evin bu şeyi dekoru sana mı ait? Evet. Bu şey koltuklar, her yer böyle çiçekli, böyle evet. Açık renkler, pozitif, evet. Bayıldım. Ben sevmiyorum. Çok güzel. Karanlık renkleri, oturdum şeyler. Oturdum koltukta bakar mısınız ne güzel çiçekli, bu pembe. Ben arkadaki böyle şeyler. Şeyi sevmiyorum. Genç kız bir tane... gibi kız. Genç kız gibi. Ya he he. Hayırdır Yeliz? Saadet ablanın kulaklarındaki küpeleri çekiştirmeye başladın. Küpelerin de pek bir tarz. Valla öyle. Öyle diyorsan. Öyle diyorsan. Tarzım diyorsun yani. Tarzsız yani. Yakında böyle bir ilk baş şeyimiz bu. Açılışımız inşallah kapışırız. Da. Tarzlık. Başka tarz falan böyle başka şeyler. Tarz programı yapıyoruz zaten. Biz yapıyoruz aramızda. Evet, aramızda çok, yapıyoruz evet, evet, evet. Biz çok eğlenceli yani. Bu aşığı zaten aslında. Öyle şeyleri. Ben şeyi sevmiyorum böyle. Çok kendimi kapatmayı, çocuklarımı da çok böyle durup dururken kalkarız, oynarız ya da tiyatro aynı bir şey gibi. Yaparız. Aynı ben de durup dururken aniden şarkı söylüyorum, aniden evet. Gülüyorum, aniden oynuyorum. Bilmez miyiz Yeliz, bilmez miyiz? Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Ankara'nın dağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kollarım. Bir tanıyalım efendim, şuradan başlayalım. Ben Tuğba, 30 yaşındayım, tiyatro oyuncusuyum. Bekarsın. Bekarım. Evet, kızların bekarlığını evliliğine taktım. Haydi güzelim, şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Değerlendirme yapacaksın. Sen iyi yemek yapar mısın yoksa ben çok iyi yemek yerim mi diyorsun? Ben çok iyi yemek yaparım. Hı-hı. Çok iyi de yemek yerim. Vurdu gol oldu. Oo. Bu da size bilmiyorum oradan bir laf ben geldi. Ben hiç yemem hiç. Biz yani, hiç yani. Hele ev hiç yemem. Ben hiç yemem. Hepsi çubuk kreker gibiler. Yo ben yay burcuyum. Hı-hı. Yay burcunun çok enteresan bir damak tadı vardır. Hani ayırt edebilir bütün tatları yemeğin içindeki. Aa. O yüzden çok iyi yerim diyorum. Efendim yemek yapmak başka bir yetenek. O yemeği tadarak yorumda bulunmak çok başka. Gurmelik öyle hafife alınacak bir meslek değil. Tamam yaparız güzel bir şeyler yaparız ama gurmelik ayırt etmek o lezzeti sevdiğim şeyler vardı ama ayırt etmek bambaşka bir şey. Ya bende şöyle bir şey var çocukluğumda da böyleydi. Koyun eti, kuzu eti vesaire sevmem çok fazla. Hı. Kırmızı et de sadece dana eti, başka hiçbir şey. Ama benim annem o kadar azimli bir kadındır ki ve inanılmaz yemek yapar. Ne baharatlara yatırır onu, ne kadar süsler. Anlama diye çaktırmadan. Anlamayacağım diye. Ya bir gün artık şey dedim, anne bak bu koyun, hayır inek, koyun. Ay tamam anne dedim. Bu inek dağda meyliyormuş ama onu Tuğba Hanım'a bize attırdığı kahkaha için teşekkür edelim. Ve hemen yanında oturan çıtı pıtı güzel kızımıza geçelim. Çıtı pıtı şeker gibi bol dokuma, yanıma gelip durma. Aman yapma, sakın yapma, abin kıza bak sonra. Adım Büşra, ailecek görüşüyoruz. Çok yakın ilişkilerimiz var. Kalabalık bir ailede büyüdüm ben de. 6 kardeşiz. İstenmeyen aşağı çocuk olarak dünyaya geldim. Annem 40 yaşında dünyaya getirdik. En son çocuklarda hani evet, riskli gebelik. Evet, riskliydi kesinlikle. Sonra reklamcılık okuyorum. Aşçılığa benim de ilgim var. Ailecek de hani kendi yengem de zaten Mutfak Sanatları Akademisi'nden mezun. Kendisi de aşçıdır. Bu yönde de yine planlarımız var. Biz de bir yer açmak, işletmek istiyoruz. Çok keyif alıyoruz bu işten evet. Yani yemek yemeyi de çok severiz. Genel olarak ilgileniyoruz, yapıyoruz. Ablamla hayalimiz var. Bizim de bir kafe işletmek istiyoruz. Aynen güzel. İnşallah. Evet, inşallah olur. Olur. Yani yeter ki hayali kuralım da evet, kurduğumuz hayal için çalışırsak, az öndersek bence her şey olur. İşte alımlı mı alımlı, çalımlı mı çalımlı üçüncü jüri üyemiz de kendini tanıtmak ve iddiasını açıklamak üzere. Omuz başları açık, sarışın. Bir aşk tanrıcası gördüm. Aşçı da diyebilirsiniz. Aşçı da diyebilirim. Öyle mi? Ben de çok güzel yemek yaparım. Çok güzel eleştiririm. Lokantalarda, restoranlarda bile yediğim zaman eksikleri söylemek isterim. Yani hep programlarda ben bir gün katılsam da şu eksikleri de söylesem. Söylesem. Bu saatte kendi kendine. Valla
aslında size denk gelmiş. Evet. Ve mutfak zamanı. Yarışmacılarımızı tak koluna götür mutfağa Yeliz. Morallerini hiç bozmuyorlar. Çünkü gideceğiz şimdi fıstık gibi. Ben onlara çok zor bir yemek söyleyeceğim. Hiç bilmedikleri bir şey. Ama benden bayağı bir enerji aldılar. Ben burada oturuyorum. Böyle. Evet, pozitif bir enerji. O zaman hiç korkumuz şimdi yok. Artık yarışmacılarımızla son finale kadar bir daha görüşmeyeceksiniz. Çünkü farklı odalarda tutacağız. Herhangi bir haksızlık olmaması için. Zaten gözleriniz bağlanılacak. Ama ben şunu şurasını şöyle yapmıştım. İşte beni seç gibi bir takım konuşmaların olmaması için. Onun önüne geçebilmemiz için. Burada kamera önündeki kurallarımız neyse kamera arkasında da öyle. Şu anda hiçbiriniz yemeği bilmiyorsunuz. Evet. O yüzden son söyleyecekleriniz varsa bugünle ilgili başarılarınızı. Hak eden kazansın. Güzel kızlarımı alayım ben. Mutfağa gideyim. Sürelerini başlatayım. Yemeklerini söyleyeyim. Efendim bakalım ne yapacaklar. Kadriye ve Ebru. Bakalım bugün ne yapacaklar? Çünkü ölüyor egosundan. Burada bayağı iri bir şey var mesela, onu merak ediyorum. Bir acayip zor yarış. Ben önce menemen zannettim. Şu ana karşı bir fobim var. Sen sıkı tut çeneni. Gerçekten Gülseren'den korkuyorum. Acaba ne olabilir? Dolma falan olabilir mi acaba? Sen sıkı tut çeneni. Yeliz kırmızı beyaz ekosel eteğinle mutfağa çok yakıştın. Yarışmacılarımızın da renklilikte senden farkı yok. Bakalım bugün bu beşi bir yerdenin sahibi hangi kızımız olacak? Sağ tarafta bakıyorum şu renklerini yeşil kukuleta yapmış eşarbıyla Ebru duruyor. Sol tarafta yine sol tarafa yapmış, o da yine yeşilli bir şeyle eşarpla yarışmamıza katılıyor. Kadriye, Kadriye ve Ebru. Bakalım bugün ne yapacaklar? Masamızdaki malzemelerimizin bir kısmı görünüyor, bir kısmı görünmüyor efendim. Siz de tahminde bulunun lütfen. Domates, biber, salça, kırmızı toz biber, sarımsak, tuz, karabiber. Acaba ne olabilir? Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış. Dolma falan olabilir mi acaba? Bana ne aman ben anlamam pek hesaplı ince iş. Biber dolmasının içine biber doğruyor musunuz acaba? Sen seni bir sen seni, sen sıkı tut çeneni. Şurada bayağı iri bir şey var mesela, onu merak ediyoruz. Bayağı böyle bir tümsek var yani orada. Eline diline hakim olsun. Sen ne düşünüyorsun Kadriye? Ben önce melemen zannettim. Sevinmişler, melemen zannettim. Evet, çok sevindim, harika yaparım. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Evet, bunun altında ne var bilmiyorum, merakla bekliyorum. Cik, cik. Cik 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 mercan cik mercan ben de bak sen de can. Yine bir kapatfield edasında. Çok tatlı, çok şeker. Patlıcanlar da maşallahları varmış. Bahçeköy'den topladık herhalde. Kebap mı yapacağız? Bence. Patlıcan kebabı. Patlıcanlar büyük olduğu için ben kebap diye düşündüm. Evet, o zaman ama şiş yok. Açıklıyorum. Hazırsanız açıklıyorum. Şak şaka, şak şaka, şak şaka, şaka şaka. Yeliz açıkla artık yarışmacılarımızın yapacağı yemeği. Bugün yarışmamızda Kadriye ve Ebru karnıyarık yapıyorlar. Süper. Gerçekten. Güzel. Bildiğin, sevdiğin bir yemek mi? Evet, bayılırım karnıyarıya. Ben de seviyorum, eşim de çok sever. Harika. Ama çok yetenekli değilim, bilmiyorum. Karnıyarık konusunda. Evet, karnıyarık çok sık yapmıyorum. Basit gibi görünüyor yapımı ama o kıvamı tutturmak gerçekten evet. Patlıcanların közlenmesi falan aslında kolay bir yemek de değil diyebiliriz. Ama bizim Türk kültüründe çok sevdiğimiz, mutfaklarımızda sık sık yaptığımız efsane yemeklerden bir tanesidir karnıyarık. Siz düşünürken ben hemen bir Türkiye'ye başlayayım ki biz bu arada oynarken yarışmacılarımız biraz rahatlasın ve onu süreye dahil etmiyoruz. Nasıl yapacağınızı kafanızda düşünürsünüz. Olur mu? Gelsin efendim Türkiye'miz. Al kalı şeker, çam fıstık, aman arpalar para. Çok sallanma güzel yarim, cahilim aklım gider. Türk
mutfağının efsane yemeği karnıyarık yapmak için moraller alındı, hafızalar tarandı. Ancak heyecan hiç azalmadı. Heyecan var mı? Evet. Var ya, sanki bir defa yapıyormuşum. Süremizi başlatacağım. Bir tuhaf hissettim. 30 dakika süremiz var. Bu arada yemeğin tadına bakmıyorsunuz. Yani tadını, tuzunu, baharatını göz kararı koyuyorsunuz. Baş. Lat. Çok seri hareket etmeniz lazım. Tım! Yarışmacılarımız sanki ömürleri boyunca hiç karnıyarık yapmamışlar gibi acemi hareketler sergilemeye başlamazlar mı? Çok sık yapıyor musun karnıyarık evde? Ya ben aslında çok sık karnıyarık yapmıyorum. Çok seviyormuş kocan ama. Evet, çok seviyor. Ama aynı yemekleri de yemekten pek hoşlanmıyor. O yüzden sık sık değiştirmeye çalışıyorum. Böyle makarna çeşitlerini falan da çok seviyor, değişik makarnaları. Karnıyarık inşallah yaparım diye düşünüyorum. Çünkü Ebru harika yapıyor. Gerçekten mi? Ya ama şu an sanki ilk defa yapıyor. Ebru, o zaman sen daha mı şeysin karnıyarık konusunda, daha mı deneyimlisin? Ya annemle işte yapmıştık. Canım annem buradan. Yani ondan gördüğüm kadarıyla yaptım birkaç kere ama aslında güzel oluyor. Tatlı da oluyor, ama şirin de oluyor. Kadriye Hanım kendi mutfağında kaptırmışsınız Ebru Hanım'a soyma aletini. Yani bir de Ebru avantajlıysa demek ki soyma aletleri falan filan. Küçük o kaptı bıçaklar galiba. Evet, ben kaptım direkt. Evet. Aklıma bu geldi patlıcanı görünce. Başlatıyoruz dedikten sonra kapmanız lazım onu. Çünkü tek mutfakta iki yarışmacı yarışıyorlar. Tek bir yemek yapıyorlar. Ha, aynı yemek. Bakalım olacak. Laflar başladı. Bombelere gel. Yani aktif olamadıysan demek ki diyorum ben de sana. Buradan. Demek patlıcanlar soyulmaya başladı. Birbirlerine laf söylemeye başladılar. Ama benim başladılar. De elim çok lezzetli. Farkındaysanız benim gitme vaktim geldi demek ki. Gelmedi. Biraz daha dinleyeyim onları. Şaka yaptım. Gitmiyorum hemen. Biraz daha dinleyeyim. Vallahi Kadriyeciğim, şansın yok canım arkadaşım. Özür diliyorum ama. Hanımlar yavaş yavaş kapışmaya başladı. Bu gidişte mutfakta tansiyon giderek artacak. Ebru beni yenemeyecek diye tahmin ediyorum. Çünkü elim çok lezzetli gerçekten. Bence yanılıyor kesinlikle. Yani işte. Öyle bir ihtimal yok canım. Yani, sabah ego yediysen. Yarışmamıza başvurmaya karar verdiğiniz zaman hani ben Kadri'yi yenerim dedin mi? Dedim. Dürüst olayım dedim. Kesin demiştir çünkü ölüyor egosundan. Egoma ters düşüyorsun. Çek git buradan. Yeter üstüme gelme sabrım yok. Kadriye Hanım, gerçekten arkadaşınız ve şu andaki rakibiniz Ebru Hanım'ın egosu bu kadar yüksek midir? Yo, yani çok hızlı kavruyor. Gerçekten tatlıları, tuzları, hiç bilmediği şeyleri de çok iyi yapıyor. Beraber böyle yeni tarifler deneyelim falan dedik. Beraber bir kez cheesecake yapmıştık. O muhteşem yapmıştı. Benimkinin tadına bile bakılmadı. Berbattı. Eyvah. Çünkü çok kötüydü. O zaman kötüydü. Seninkisi iyi cesaret. Onun el lezzetinin çok iyi olduğunu biliyorsun. Beraber rakip olarak. Ben de bir özgüven patlaması oldu. Bir dakika, bir dakika. Ebru Hanım'ın soğana karşı özel bir fobisi mi varmış? Soğana karşı bir fobim var. Eyvah. Şu an mecbur yapıyorum yani. Ben kimseye kaptırmam soğanın cücüğünü. Evlendiyse ablasıyla alırım küçüğünü. Nasıl bir korkum var mesela soğana ya, karşı? Aslında fobi derken korku değil, şey yani. Küçüklüğümden beri hiç sevemedim. Yani bir bağdaşamadık. Yemez misin salataların içinde falan? Asla. Ama yemeğin içini yiyorsun. Ama sonuçta benim annem zaman. Yemekleri genelde yaptığı zaman bütün koyar ha, benim bütün için. Atıyor. Ya bu tarz yemeklerde de çok ince robotla kıydığı hı-hı. için hani o bana çok şey olmuyor. Almıyorsun tadını. Aynen, tamamen piştiği ve öldüğü için ama normalde bir salatada veya herhangi bir şeyde evet. imkanı yok yani. Yani biz bugün bir ilki de yaşıyoruz aynı zamanda. Evet, bir ilk. Soğan doğrayacaksın. Yalvarsak doğramazdın. Gerçekten. O zaman beşi bir yerde nelere kadir diyelim. Ya. Vallahi Yeliz, beşi bir yerde uğruna değil soğan kesmek, çiğ tavuk bile yenir. Ben gideyim jürimle birazcık sohbet edeyim. Anneciğini de göreyim. Çok tatlı sohbet var. Onlarla biraz dedikodunuzu yapalım. Bakalım karnıyarı kızlar nasıl yapacak diye soracağım. Yemeği söyleyeceğim. Merak ediyorlar onlar da. Sonra pişmesine yakın geleceğim. Sizden hızlı olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz yavaş gidiyorsunuz çünkü. Ufak bir tavsiyeyle gidiyorum. Gidiyorum kopun hala üzerimde. Yarışmacılarımı bıraktım. Geldim jürimin yanına. Çünkü onlar merak ediyorlar. Dördü de birden şu anda dört gözle bana bakıyorlar. Acaba kızlar ne yemek yapacaklar? Benim kızıma zor mu yemek verdin Yeliz? Gibi bakıyorsun. Artık ne çıkarsa şansını. Ne çıkarsa şansını. Evet. Baksın diyorsun başın evet. içerisinde. Peki. Söyleyeyim o zaman. Şu anda kızlarımız yukarıda başladılar. Karnıyarık yapacaklar. Oo.
Sohbet jüri üyeleriyle salonda kahkahayla başladı. Bakalım mutfakta aynı keyif var mı? Ebru her yerde harikasın diye şu anda da olacaksın diye bir kaydı yok. Ama harika. Sonuçta burada cesaret gösteren bendim. Senin iyi yemek yaptığın ortada, benim daha iyi yapacağımı kanıtlayacağım şimdi. Göreceğiz şekerim, göreceğiz. Göreceğiz tatlış. Bu yemek kazanamazsam eğer, hadi sen bekarsın, evlenme ihtimalin var da, Halil beni burnumdan getirir herhalde. Bir daha evde yemek yapmıyorsun diye. Kadriye Hanım, büyük risk almışsınız bu yarışmaya girmekte. Ancak anneniz Saadet Hanım sizin karnıyarığı başarılı bir şekilde yapacağınıza emin. Yapar, becerir. Karnıyarığı yani, evet, bildiği yapar, bir şey midir? Çok güzel yapıyor. Çok güzel. Oh, harika. Yapar yani. Ne diyorsun? Ebru mu, Kadriye mi? Bilemiyorum ama ayarını tutturabilirler mi, onu düşünmek lazım. Mutfağa dönelim. Kadriye Hanım kendini yerden yere vurmuştu yemek yapma konusunda az önce. Yani kendine haksızlık etme. Pratik yaparsan senin de yemeklerin gayet şahane. Canım. Ben bir adım öndeysem ben gidiyorum şimdi. Soğanı kavuracağım. Bu imkanlar doğrultusunda gene de harika bir şey yapacağıma eminim. Yarışmacılarımız çalışa dursun, jüri üyelerimiz salonda iyi bir karnıyarık nasıl yapılır onu tartışıyorlar. Bir kere patlıcanın dağılmaması lazım. En önemli etkenlerden biri. Biraz fazla kızarttığında hemen yayılıyor çünkü. Baharatları çok önemli. Çok yavan kalabilir çünkü insanlar baharat atarken ya böyle kıyamıyor, ucuyla atıyor kaşın. Ya da bir dolduruyor baharatı, tamamen her şeyin tadı gidiyor ortadan. Mutfakta hanımlar patlıcanları tuzlu suya yatırmışlar, acısının çıkmasını bekliyorlar. Patlıcanı ıslanırken ben tabii ki Ebru yeneceksem o yüzden soğanlarımı kavurayım diyorum önceden. Ben kavur tatlım, kavur. Daha çok kavuracaksın soğanları. Ebru sen mutfakta tek çalışmayı seviyor musun yoksa biriyle beraber daha mı rahat çalışıyorsun? Ya tek çalışmayı daha çok seviyorum her konuda, temizlik konusunda da, yemek konusunda da. Yani böyle rahat olmalıyım. Rahatken daha güzel şeyler yapabiliyorum. Jüri üyeleri salonda rahat rahat kurulmuşlar sofraya. Başlamışlar yarışmacılarımızı yorumlamaya. Ben karnıyarığı çok severim. Hı-hı. Patlıcanın her yemeğini çok severim. Annem çok güzel yapar. O yüzden şüpheliyim. Umarım güzel yaparlar. Eyvah. Anne karnıyarığıyla karşılaşılacak galiba, evet, bugün. Karnıyarık zahmetli bir yemek ama sunumuyla falan güzel. Kadriye'ye güveniyorum ya. Özgüveni yüksek bir kızdır. Kadriye deniyorsunuz. Evet, Kadriye. Daha güzel yapar. Ebru nasıl yapar? Ben Ebru'nun daha güzel yapacağını düşünüyorum. Hem Sivaslı hem etli yemeklere daha meraklı, düşkün, ilgili. Yani bilemiyorum ama... Kadriye'nin görseli, sunumu güzeldir. O evet. Karnıyara nasıl bir şekil verir merak ediyorum şimdi. Sevgili jüri üyemiz, sunum hiç önemli değil. Gözleriniz kapalı, göremeyeceksiniz ki patlıcanları. Ummadığın taş kağını devirmiş derler bizim orada. Tabii. Belli olmaz. Bizim orada da ummadığın taş baş yararmış. Ummadığın taş kafanı kırarmış. Bir de şey var bizim orada biliyor musun? Tencere yuvarlanmış. Kapağını bulmuş. Yemekler dökülmüş. Vay, vay, vay. Kadına bak diyeceğim ama sofraya bak demem lazım şu anda. Neler hazırlamışsın yahu? Kimler hazırladı? Neler var? Bir alalım. Ben yine başkan gibi baş koltuğa oturdum ama. İlk önce bu kırmızı güzel parlak minik kekleri size söyleyeyim. Bu Mona Lisa Tuğba'cığım, yavrucuğum. Mona Lisa Tuğba mı diyorsunuz? Evet. Mona Lisa yaptı. Sen yaptın kendin. Ama hazır gibi duruyor ya, evet, harika görünüyor. Hayır ya, dün gece mi harcadım? Hani öyle duruyor. Güzel bir şey söylüyor. Hani öyle duruyor gerçekten diye söyledim. Teşekkür ederim. Çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Tuğba yapmış onu. Evet, Tuğba evet. yaptı onu. Yeliz ve jüri üyelerimiz sen yaptın, o yaptı sohbetine devam ede dursun. Bakalım yarışmacılarımız ne halde? Ebru, yaptığın en iyi yemek ne? Yaptığım en iyi yemek, bilmem, hepsini güzel yapıyorum. Yani ben şu konuda harikayım, üstüme tanımıyorum var mı? Ne olabilir? Düşünüyorum. Yani bilmiyorum ama ben yani hiç öyle kendimi şey görmedim. Hani şu konuda harikayım, üstüme tanımıyorum. Genelde bütün yemekleri güzel yaptığımı düşünüyorum. Ve etraftan da böyle yorumlar alıyorum. Ay Kadriye, domatesler ne öyle Allah aşkına? Ebru sen sanki kendi biberi kocaman, doğramaya başladığı kocaman yere bak. Kocaman kocaman onları yani resmen. Gerçekten kocaman mı? Evet, kocaman kalbim. Kocaman kocaman öpüyorum. Peki senin geçen gün yaptığın o lazanyadaki
Pırasayı ne yapacağız Ebru'cuğum? Benim her türlü yemeklerim güzel Kadriye. Sen kendine bak bir kere. Soğanlarım bile yani şu an görüyorum. Kocaman böyle. Soğanlarım bana buradan var ya sevgi dolu şeyler, çızırtılar gönderiyor. Ben hissediyorum harika olacak yemeğin. Soğanlarla ne kadar kalsaydın bari. Ebru Hanım siz Sivaslıydınız. Hiç yapıyor musunuz yöresel yemeklerinizden? Ya bizim zaten Sivas dediğin zaman İç Anadolu hep et yemekleri. Genelde bütün olan et yemekleri olur ama genelde bizim hamurlarımızdan da işte yağlımız var, peynirlimiz var, yumurtalı ekmeğimiz var ve en çok sevdiğim fırın kurusu var. Bayılırım yani. Yemeğe bayılır ama yapamaz küçük hanım. Kendileri pişiremezler. İşte kedi uzanamayacağı ciğere miyav demiş. Seninki de onu serli şu an Kadriyeciğim. Ebru Hanım, o atasözümüz kedi uzanamadığı ciğere miyav değil mundar dermiş olacaktı. Bakalım Yeliz hangi yiyeceklere doğru uzanıyor salonda? Şöyle alayım kendime bahsettiğin şeylerden de şöyle hem tadına bakarım. Evet. Evet, sen anlatmaya devam et. Bu da bizim yöresel haşhaşlı çöreğimiz. Oo. Bunu ben yaptım. Haşhaşlı börek şeye özel, Tokat'a özel. Evet, Tokat, Amasya. Hı? Bir tane alabilir miyim? Tabii. Siz de lütfen başlayın. Ben böyle başladım. Evet. Çok severim haşhaşlı böreği. Şurada yoğurtlu bir şeyler var. O da kereviz bir salatasını Büşra'cığım yaptı. Büşra kereviz salatası yapmış. Evet. Yoğurtlu kereviz. Evet, öbürüsü bizim Tokat'a özgü. Herkes yapıyor da şeyi. Ne? Patlıcanı ama biz değişik yapıyoruz. Ne bizimkinde var içinde? Tereyağıyla, sütle biz patlıcan közlediğimiz patlıcanı pişiriyoruz. Azıcık böyle ateşte. Hı-hı. O soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurt, işte dereotu. Ondan sonra nane, onları karıştırıp yüzüne döküyorum. Ağzın tadını yani biliyorum diyorsun. Sonra biz onu yapıyoruz. Hanımlar başladılar hazırladıkları envai çeşit yemekleri yemeye. Mutfakta da beşi bir yerde için yarışmacılarımız birbirlerini yiyor. Beşi bir yerdeler benim yani. Onu kendini bir hazırla da sonra hüsrana uğrama. Sen de beklentini çok yüksek tutma tatlım ya. Ama tutuyorum, görünen köy kılavuz istemez. Bilir canım, herkes görüyor zaten şu an. Yani. Jürilerimiz de tabii ki de benim yemeğimi yedikten sonra. Şimdi kıymamı katayım ben. Kadriye Hanım, hangi jüri üyemiz sizi daha çok korkutuyor? Ay ben Tuğba ya. Tuğba bir numara, iki numara. Büşra çok vicdanlıdır, çok da samimidir. Hani ama Tuğba böyle pat diye söyler. Hak ettiği gibi demeyeyim de nasıl diyeyim. Bilemedim ki şimdi. Tuğba kızma ne olur. Ben de Gülseren'den korkuyorum. Kesinlikle. Gülseren şimdi eğer beğenmezse, ay kız Ebru bu ne? Ne pişirdin der. Ama senin yemeğin olduğunu. Olduğunu bilmediği için soruyor. Gerçekten Gülseren'den korkuyorum. Canım seni çok seviyorum bu arada. Yani dediklerimi yanlış anlama. Çok tatlısın. Çok pozitifsin. Ama korkuyorum yani. Siz korka durun, jüri üyelerimiz ve Yeliz diyetlerini bozma korkusu olmadan homini gırtlak devam ediyorlar yemeğe. Bu da Gülseren'cimin buğday salatası. Malatya'da olduğum için. Aa, Malatya'ya özel. Evet, teşekkür ederim. Ondan da ben kendisinden alayım. Bu da mercimek köftesi. O zaten her yöreye ait. Evet, o her masanın da vazgeçilmezi. Evet. Şimdi biz tabii yemek yaparken onların evine gidince biz mutlaka masada bir kısır, bir mercimek köftesi karşılıyor. Bu Kadriye'nin ürünü. Kanka. Tatlı. Kadriye bu, yaptı onu. Kadriye mi yaptı? Evet. Bu ne deniyordu? Ona kayınvalidesi öğretti ona. Şekerpareye benziyor. Yok, tatlı o. İşte içinde böyle kuş üzümüyle ceviz var, bir de tarçın var. Kuş üzümü, ceviz, tarçın. Evet, tarçın. Ay çok güzel vallahi masa, buyurun. Mutfaktaki hanımlar bu sefer de soğan tartışmasına tutuşmuşlar. Bak soğanı bile kıvıramıyorsun Ebru. Kadriye'cim sen şu an soğanlarını resmen yakmışsın yani. Benim kaşımı kullanmazsan tatlı. Bu ortak kaşık, kim yakalarsa onu. Tamam mı? Bir kere. Ayrıca soğanlarını yakmışsın, gelmişsin. Ay, bana burada vıdı vıdı vıdı. Yeliz Hanım olsa da görse bunları, her şeyimi aldı, aşırıcı. Ebru Hanım bu arada Kadriye Hanım'a son darbeyi bakın nasıl vuruyor. Bir şey diyeceğim Kadriye'cim. Bana anlatsana karnıyarık nasıl yapılıyor? Ben
Bence bir yemeğin nasıl yapıldığı önemli değil ya. Finalde ne çıktığı önemli. Belki böyle çok şey yapabilirsin. Belki ben şu an karnıyarığı yanlışla yapıyor olabilirim. Pardon ama harika olacağına çok inanıyorum. Ben herkes gibi yemek yapmıyorum. Kılıfına uydum ya. Demek istiyor evet, arkadaş. Evet, bazen harika yemekler yapıyorum. Bildiğin üzere Ebru, hepsini yediğin için. Evet, açken yemek zorunda kalıyorum. Zorunda mı kalıyorsun? Evet. Bayıla bayıla yiyorsun. Hiç senin yüzünden insanlara yemek kalmıyor. Ay canım ya, işte acıkınca ne yapacaksın? Aşk bazen harika yemekler yapıyorum gerçekten. Ben kendime inanamıyorum. Aynı yemeği de bir daha asla yapamıyorum. Tarifini unutuyorum çünkü. Bir yandan yiyor, bir yandan gülüyor, bir yandan da soru soruyor Yeliz. Yapmayı mı daha çok seviyorsunuz, yemeği mi? Yok. Yapmayı. İkisinden. Denilmeyi daha çok seviyorum. Ben yapmayı zaten hep yaparım. Hep de, yani yemeği de severim de. Yani yapmayı da severim, yemeği de severim. Zaten bizim tencerelerimiz hiç inmez ocakta. Allah'a şükürler olsun. Hep pişiriyoruz, yiyoruz, yediriyoruz. Kapıdan misafir eksik olmaz, evet. Tencerede yemek eksik evet, olmaz. Evet, Allah'a şükürler olsun, öyle. Allah sofranızın evet, bereketini aynen, arttırsın inşallah. Herkesin el lezzeti farklı. Evet, evet gerçekten evet, herkesin el lezzeti bambaşka. Evet. Yeliz işte o el lezzeti yarışmacılarımız da iddialı konuşturuyor. Sonuçta da benim altınlarım olacak. Ay hala rüyalarda. Görüyorsunuz değil mi? Hala rüya yani. Biraz gerçekçi ol da. Jüri üyelerimiz de gerçekçi olsalar da bize en iyi yaptıkları yemekleri söyleseler. Gülümser Hanım. Dişli köfte. Ispanaklı börek, elaç. Çok güzel, iddialıyımdır. Çok güzel yaparım evet. Havuçlu kek. Çok iyi yaparım ve püf noktam var. Onu da söyleyeyim. Ben yumurta aklarından yapıyorum keki. Hiç sarısını katmıyorum. Çok daha yumuşak. Aa, sarı koymuyorsun. Sadece yumurta evet, akıtma. Evet. İlk defa duyuyorum. Yani öğrenmiş oldum. Evet. Yani yumuşak oluyor o zaman. O şekilde yapıyorum. Tamam, bir deneyelim o zaman yumurta akını. Aynı yöntemi o kekte ben de denedim. Kesinlikle yumurta sarısı kullanmam. Ha, işte denedin mi? Şey, aktan yapar, memnun kaldın yani yumurta akından. Keklerde normalde bir yumurta kokusu olur ya. O kokunun hiç olmasını istemiyorsanız, yumurta sevmeyen insanlar için özellikle sadece birazını çırparsanız o koku hiç olmuyor evet, zaten. Yumurtanın sarısı, ah yere düştü yarısı. Sarısından fayda yok, kaç gel gece yarısı. Kadriye yaktın, yemeği yaktın. Şu an 70 milyondan fazla şey rezil oluyorsun. Güzelce şöyle. Ay canlarım benim ya, ne güzel pişiyorlar. Kopya çekiyorsa. Senden mi? Evet. Pardon. Bir izin verirsen ben de karıştıracağım yemeği. Veremem çünkü şu orada an yalandan oyalandığını biliyorum Ebru. Bu arada Yeliz, Saadet ablanın küpelerine göz koymuş. Neden ki? Valla göz koydum. Çok hoşuma gitti küpelerin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Senin güzelliğin yansıyor orada. Hiç veririm falan demedim. Veririm dedim ya. Ne olacak? Senin güzelliğin yansıyor. Bakımlıdır. Canın sağ olsun. Evet, çok bakımlı. Çok şaşırtırmış. Çok süslü. Altınların nasıl? Çok yakışmış. Gerçekten güzel mi altınların? O böyle roman kızları ne kadar yani güzeldir değil mi böyle bir? Bir de yazmayın Rüyalı Başı'nda. Türkan Şoray'ın vardı ya öyle bir kendi Türkan Şoray'a benzerim. Farkında mısınız? Mesela ya. Türkan Şoray olabilir. Keşke benzesem. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Kadriye Hanım bir yandan yemek yapmaya çalışırken bir yandan da Ebru Hanım'ın taşlarına maruz kalıyor. Yavaşsın canım. Ben miyim yavaş? Evet. Ebru sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Nerelere gidem senin elinden canım, nerelere gidem? Ay bu arada arkadaşımın sesi gerçekten çok güzel. Şarkı da söylesene Kadriye. Niye? Çünkü çok güzel sesin var ama sen çekin olduğunu düşünüyorsun. Evet evet ya, eşim bana diyor ki bak her şeyi yapabilirsin ama yalvarıyorum şarkı söyleme. Hiç tahammülü yok yani benim şarkı söylemem. Ben de bayılıyorum, saatlerce şarkı söyleyebilirim. Ama sesim güzel değil, ne yapayım? Allah da vermemiş yani, boy vermiş, akıl vermiş, zeka vermiş, yetenek vermiş, harika yemekler yapma yeteneği vermiş. Teşekkürler Allah'ım, şükürler olsun. Ama ne yapayım yani, herkes her şeyi veremez sonuçta, bu da bir şey. Esmer sarışınlar, türlü türlü huylar, her güzelin bir kusuru var. Kadriye Hanım biz uyarmış olmayalım. Fakat Ebru Hanım ocak başına esir aldı. Ebru gerçekten oradan bir esir aldı ya. Ama şu an kıymalarımı kavurmak zorundayım yoksa yanar.
ve her tarafı tam pişmez. Kıyma değil mi? Çekil çekil. Hadi yeter. Burada kavur. Her yerde çalışırım. Yani Ebru'nun baskılarına rağmen şu güzellikleri burada yapıyorum. Kendime inanamıyorum şu anda valla. İnanın Kadriye Hanım, inanın. Yemek yapmak demek her yerde yapmak demek, biliyorsun değil mi? Hmm, evet. Sen bilmezsin ama onları. Aa, Kadiriye lütfen. Kadiriye. Evet ya, yani bazen düşünüyorum gerçekten benim gibi güzel akıllı bir kıza nasıl, ya hayatımda başıma gelebilecek en kötü şey Kadriye ismini nasıl koymuşlar bilemiyorum. Çok zor kabullendim ben ismimi. Ne olur çocuklarınıza Kadriye ismi koymayın. Bazen büyükler Kadriye diyor, Kadriye diyor. Babam kızım Kadriye falan diyor böyle. Bazen diyorum babacığım ne olursun yapma falan diyorum. Yeniz'in aklı hala Türk filmlerinde kalmış. Sohbete baksanıza. Ben bayılırım Türk filmine. Evde seyrediyor musunuz Türk filmi? Bizim kanalda çok yayınlanıyor mesela Türk filmleri. Türk filmlerini seyrederim. Ben neyi seyrederim oğlum? Bugüne kadar hiç bıkmadan seyredilen Kemal Sunal'ın filmleri var. Rahmet, Allah hiç rahmet bıkılmaz etsin. Seyredilir. Ben daha çok aksiyon filmlerini çok severim. Ay bismillah. Hiç beklemezdim senden ayol aksiyon filmlerini. Hiç beklemezdim. Evet, ben aksiyon filmlerini falan çok severim. Nasıl aksiyon? Korku filmlerini severim. Ne tarz aksiyonlar mesela? Her türlü aksiyon severim. Vay vay. Korku filmi severim. Hayatında heyecan olmasa olmaz. Heyecan seviyorsun. Hı. Peki evet, eşin nasıl Saadet abla? O da benim gibi. Monoton yaşamayı seviyor. O da mı aksiyoncu? Evet. Aksiyoncu. O daha aksiyoncu. Gerçekten. Gerçekten. Biz monoton yaşamayı sevmiyoruz. Yani böyle her günümüz değişik geçer bizim. Hiç böyle aynı şeyleri yaşamayız biz. Saadet abla, kızınız Kadriye Hanım da aksiyonu seviyor. Bunu biliyor muydunuz? Mutfakta konuşmalarını bir duysanız. İşte görüyorsunuz, yemekle bu kadar bilgisi var yani. Ebru sen susuyorsun hemen. Beni demoralize etti. Yemekle bu kadar bilgisi hemen var. Hemen susuyorsun. Arkadaşım. Susuluyor. Yetti be bu ne? Bir kere de hadi. Kapa çeneni de. Sus. Ne oldu anneciğim? Ebru ablanız sizi sinirlendirdi mi? Kendinden haberi yok işte. Yemeklerle konuşan kadın. Aman yüzüme yağ sıçratma. Kadriyeciğim. Gözümün birini kaybettim. Gerçekten mi? Eşim 2 yıl beni yine bekledi. Ondan sonra 4 yıl daha bekledi. Ayrılmadı benden. Aşka bak yalnız. Sonra biz 20 yaşımda falan da işte evlendik. 19 yaşımdaydı pardon, evlendik. 20 yaşında anne oldum. Öyle 4 ay tane güzel, bu. Ay nelerden geçmişsiniz. Ne badireli atlatmışsınız da. Abinin ismi ne? Abdullah. Dedi. Abdullah abi hiç yalnız bırakmamış. Ne aşk varmış, ne sevgi yok, varmış. Yok eşimin mi? Eşimin ismi Bahri. Abdullah. Evet. Karıştırdım abinin ismini ya. Pardon, özür dilerim. Niye özür diliyorsunuz Saadet abla? Soruya anlaşılamayacak şekilde soran Yeliz oldu. Sen şimdi bana eşinin ismi demeni bekledim. Ay bakacağım çık. Ay. Sen yanlış sorusun. En iyi yanlış söyleyeyim. Of. Yanlışsın. Abdullah. Ben şimdi abi. Mevzat Abdullah abine kızarmadım. Ay ben eşin diye soracak bekledim. Ne bileyim mi abi deyince. Birbirimize yanlış anladık diye. Bahri abi, evet. Ufak bir yanlış anlaşılmadan sonra sana takdirlerimi iletmeye devam ediyorum. Ne kadar güzel bir aşkmış, ne büyük bir sevgiymiş ve en önemlisi ne kadar vefalı bir insanmışsın insani olarak. Helal olsun. Teşekkürler. Gidiyorum ben. Bahri abime şükranlarımı ilettikten sonra hu hu diye kalkıyorum. Yeliz bir müdahale etsen bu çekişmenin sonu hayırlı bitmeyecek gibi. Ebru'nun morali alt üst olmuş durumda. İşte olmadı tatlım. Üzülme, üzülme. Üzülme, üzülme. Vedalaş artık yağ tavasıyla Ebru'cuğum. Canım az kaldı benim bir kere. Benim var ya en fazla sarımsağı çok olmuş olabilir. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağızdan öpen mi? Kızlar kızlar gelen mi? Yanağızdan öpen mi? Ne yaptınız karnıyarım?
Benimki bitti. Hatta böyle bile yenilebilir bence. Son harika 2 oldu. Dakikanız var. Her an süreyi bitirebilirim. Ona göre fırına atacak şekilde lütfen artık son ayarlamalarınızı yapın. İçini falan her şeyini tadınız. Bunun yağlarını böyle almak zorundayım yani. Hadi son 2 dakika. Burada hala patlıcanlarımız var yalnız bu arada evet. Tavada. Kadriye'nin yüzünden benim 2 tane patlıcanım orada kaldı. Evet, sen şikayet var. Şikayet işte ediyorum tabii ki de çünkü hem ocaklar hem de bu kız hemen 3 tane patlıcanını attı. Benim 1 tane patlıcanımı orada eziyet etti. Sen hem stratejik olacaksın hem hızlı Ebru, her şeyi ben öğretemem ki sana. Tabii. Son 1 dakikaya girdiğimiz anda Ebru Hanım'ın cam tabağında sadece bir karnıyarık var. Problem büyük. Ben şimdi 1 tane patlıcanımı fırına koyabileceğim. Son 1 dakika. Pişmedi. Evet, diğer patlıcanı pişmedi Kadriye'nin. Onun için tek bir patlıcanı Ebru'nun. Nasıl bozuldu? Ebru'nun. Ebru o zaman tek patlıcan yapıyorsun çünkü süremiz bitmek üzere. Tamam, ben onu 3 porsiyon haline getiririm zaten. Bence onu başla. Onu evet, jürimize yetecek şekilde servis yapalım. Çünkü süremiz bitti. Hemen anlar yapıyorum. Sonuçta evet, lezzet haline olarak benimki güzel olacağı için no problem yani. Tek karnıyarık yaptınız ancak kendinizden çok eminsiniz Ebru Hanım. Harcına inanılmaz derecede salça koydu. O kadar yani karnıyara o kadar salça konulmaz bir. İkincisi domates de çok koydu. O kadar konulmaz iki. Sarımsak, herkesin damak tadına göre sarımsak değişir. Resmen doldurdu. Resmen yani doldurdu. Seninki de bir kokla bak, hemen acı kokuyor. Acı ben değil de o. Bence acayip acı oldu, yenilmeyecek. İçinde ne olduğunu insanlar anlayamayacak bu yüzden. Yarışmacılarımıza karnıyarıklarını hazırlamaları için verdiğimiz süre bitti. Bitiriyoruz evet artık. Evet Kadriye'cim, son halini ver. Uy. Biraz fazla kaçtı sanki o yağ. Bana mı öyle geldi? Evet. Bir ya de baktım, ne göreyim, gözlerime inanmadım. Hemen son halini evet, ben de hazırlıyorum ve veriyorum. Su koyacağım içine. Ne koyacaksın? Su. Su koyacaksın. Suyunu da koy. Bitirdik artık. Şuradan vereyim sana. Ay canım yavrularım benim. Evet. Şunu da koydum. Şu anda Kadriye 3 tane yaptı. Bununla ilgili gerçi bir rakam ne kadar yapmaları gerektiğini söylemedik. Evet. Jüriye yetecek kadar olması yeterli. Kadriye 3 tane yaptı. Ebru da 1 tane yaptı, 3'e böldü. Evet, bırakıyoruz artık hanımlar. Fırınımıza atalım. Kadriye ve Ebru, bakalım hangisi bugün 5'i bir yerden sahibi olacak? Çekişmeli bir mücadele görüyoruz. Evet Ebru'cum, atalım. Evet. Fırını ayarladın mı Kadriye? Kendimce ayarladım. 170 derece olması gerekiyor da kaç ayarladığını bir bakar mısın acaba? 180'i aldım ben. 170'i al onu canım. 180'de işte yemek pişiyor yapıyor. Kadın bu da işte yemek yapıyor. Kekme pişiriyorsun 180 derece. Hanımlar, umarız bu yarışma sizin arkadaşlık ilişkinizi bitirmez. Yok bence hayır. Yani biz her zaman biz böyle çok harika bir anımız canım oldu. Bir de aynen, çok keyifli. İnanılmaz güzel bir anımız oldu bence. Yani sonuçta ana olacak, biz söylendik. Ana altınlar olacak. Bakalım kimin olacak? Sizi biraz tabii hava almaya göndereyim. Deneyim. Hava almaya göndereyim. Şöyle bir hava alın, bir dinlenin. O zaman olur mu? Şuradan gidelim. Hadi bakalım şöyle. Şuradan göndereyim size. Yarışmacılarımız verilen süre içerisinde karnıyarıklarını yaptılar. Fırına attılar efendim. Bakalım hangisininkini jüri beğenecek. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Karnıyarıklar fırında pişti. Yarışmacılarımızdan Ebru Hanım yanımıza teşrif etti. Ebru hoş geldin. Hoş buldum. Tekrar getirdim seni mutfağa. Evet. Nasıl geçti? Daha böyle bir rahatlamış görüyorum evet, seni. Evet, daha rahatladım. Biraz stresliydi açıkçası. Sanki böyle hiç yemek yapmamışım gibiydi. Hani gerçekten bu platform çok farklı. Ama bence benim açımdan çok iyi geçti. Başardığımı düşünüyorum, inanıyorum. Kadriye nasıl yarıştı? Hem komşun hem arkadaşın. Kadriye bana göre iyi. İyi ama tabii ki de yanlış yarıştı şu şekilde. Harcı hiç güzel olmadı bence. Çünkü çok böyle salçayı çok fazla koydu. Domates gibi oldu. Biraz yani böyle domates salçası, menemen tarzı bir şey oldu. Ekşilik verir mi acaba? Verecek, çok kesinlikle koyması verecek. Bir de çok sarımsak koydu. Bu da çok etkileyecek. Çünkü hem domates hem bol sarımsak ekşilik verecek tamamen diye düşünüyorum. Ebru Hanım, ola ki 5'i bir yerde kazanırsanız nasıl değerlendireceksiniz? Yurt dışı eğitimi hı-hı almayı düşünüyorum. İnşallah olacak. Eğitimde kullanacağım bu altınları. Hayırlısı olsun. O zaman servisini yapabilirsin. Tamam. Yemeğinin servisini. Her şey güzel. Şu
şu anda görüyorum ki gayet güzel bir karnıyarık var. Ama tabii lezzeti nasıl, jürimiz karar verecek. Ebru Hanım bir karnıyarığı 3 jüri üyesine paylaştırdı. 3 jüri üyesi için 3 karnıyarık pişirmeyi başaran Kadriye Hanım neler yaptı? Hoş geldin Kadriye. Hoş buldum tekrar. Ebru'yu uğurladım, seni aldım. Nasıl geçti yarışma? Gayet keyifliydi, çok eğlendik. İnşallah başarılı olmuşumdur. Peki istediğin gibi oldu mu? Mesela şunu eksik yaptın, olmadı, fazla yaptın da gibi. Biraz salçalı oldu herhalde. Ama suyunu da bol koydum. O onu harmanlayacaktır diye düşünüyorum, dengeleyecektir diye tahmin ediyorum. Umarım güzel olmuştur. Tadını bakamıyoruz, o yüzden bilemiyorum. Kadriye Hanım, yarışma sırasında çok çekiştiğiniz Ebru Hanım'ın yemeği nasıl oldu sizce? Ebru güzel yaptı ama biraz salçası ve yağı azdı diye düşünüyorum onun yaptığını. O seninkinin fazla olduğunu düşünüyor, evet. Sen onunkinin az olduğunu düşünüyorsun. Az olduğunu düşünüyorum, evet. Bakalım kimin damak tadına uygun olacak o zaman. Umarım iyi olan kazanır. İyi olan kazansın. Yapabildiysem ve altınları alırsam da eşimle bir tatil yaparım herhalde. Tatile yani, gideceksiniz. Evet, yapacağım zaten, onun için kullanırım. Hayırlısı olsun, hakikaten kazansın diyelim ve inşallah servisini yapabilirsin. Kadriye, ellerine sağlık. Artık birazdan finale geçeceğiz ve sizi tekrar masaya davet edeceğim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben uğurluyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Ebru'nun karnıyarığını isminin üzerine bırakıyorum. Kadriye'nin karnıyarığını da yine isminin üzerine bırakıyorum. Evet, yemeklerimizi bıraktık. Yine gördüğünüz gibi aslında birbirinden bayağı farklı. Bir tanesinin salçası ve suyu daha yoğunluktu. O yüzden yarışmacılarımız jürimizin hangisine eleştiri yaptığını da anlayacaklar rahatlıkla. O zaman önce yarışmacılarımız gelsin, sonra da ilk jürimiz. Yarışmacılarımız hızla masanın başındaki yerlerini aldılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, heyecanlı. Heyecanlıyız. Laf sokmalar bitti mi birbirinize? Bitti, biz hep öyle. Biz hep öyleyiz. Biz hep normalde de birbirinizle böyle atışıyorsunuz. Atışıyoruz ama bu bizim için tatlı atışma yani. Tatlı atışma. Yani çok şey yapmıyoruz. Eğlenip gülüyoruz. Aynen. Ne güzel. Sizin için bugün de güzel bir anı oldu o zaman. Evet. O zaman bakalım ilk hangisi geliyor? En büyük kim? Hadi bakalım kolay gelsin. Hani domates ağır olmuş. Bana ne aman ben anlamam. Çok peki, böyle birbirine aroması vermemiş. Kolay gelsin bir acayip zor yarış. Karnıyarık aslında çok zor, özen gösterip malzemeler birbirine orantılı kullanılması gereken bir yemek. Tut çeneni, eline diline hakim ol, sonra öcüler yersin. Jüri üyemiz Gülseren Hanım. Gözleri kapalı, elbisesi havalı, geldi oturdu jüri sandalyesine. Yarışmacılarımızın yaptıkları yemekler şu anda masada. Açıkçası siz de çok merak ediyordunuz. Yemeği evet. Size söylediğim zaman belli yorumlarınız oldu. Şöyle olurdu, böyle olurdu. Hangisinin daha iyi yaptığıyla ilgili hatta tahminlerde bulundunuz. Evet. Bakalım şimdi o tahminleriniz nasıl olacak? Jüri üyemiz Gülseren Hanım, ilk yarışmacımız Ebru Hanım'ın elleriyle hazırladığı karnıyarığı tadacak. Gülseren Hanım pek beğenmedi galiba Ebru Hanım'ın karnıyarığını. Kıymayı fazla pişirmemiş. Kıymanın o... Kendine özgü bir et kokusu var ya, topaklaşmış. Ve yağ kokuyor. Karnıyarıktan çok patlıcan oturtmasına benzemiş mi desem daha doğru olur. Gülseren Hanım'ın yorumu karşısında Ebru Hanım dondu kaldı. Bakalım Kadriye Hanım Gülseren Hanım'ın yorumları karşısında ne yapacak? Şimdi diğer yarışmacımızın karnıyarını tattıracağım. Domates çok olmuş. Hani ben olsam biraz daha salça sos tarzı yapardım karnıyarı. Hani domates ağır olmuş daha patlıcandan. Fazla iç kıymada falan ağır olmuş gibi geldi ve tuzsuz olmuş. Hiç baharat yokmuş gibi. Peki pişmiş mi? Biraz daha pişse daha iyi olurmuş. Yani azıcık daha kıvam o sosu hani suyu çeker de sade yağ kalır ya sosuyla karnıyarıkta.
O şekil olsa daha da bir lezzet verirmiş ve çok tuzsuz olmuş. Sarımsak var mı bu karnıyarıkta Gülseren Hanım? Alamadım. Peki sarımsak şeyini. Yani çok böyle birbirine aroması vermemiş. Yani bütünleşmemiş. Evet, yani patlıcan yemeği gibi olmuş tadı. İlk yediğinizde oturtmaya benzetmiş. Evet. Yorumlarınıza göre iki yarışmacımız da şapa oturdular Gülseren Hanım. Karnıyarık hani basit gibi görünür ama karnıyarık aslında çok zor. Özen gösterip malzemeler birbirine orantılı kullanılması gereken bir yemek. Evet. Gözlerimizi açabiliriz. Gülseren Hanım pek beğenmediniz karnıyarıkları. Ancak mecburen bir seçim yapacaksınız. Mecburen. Mecburen, mecburen, mecburen. Benim elimde 1 ve 2 numaralar var. Yani söylemeden ilk yediğiniz karnıyarığı mı beğendiniz yoksa ikinci yediğinizi mi? Buradan İlk. Seçin, söylemeyelim. Buradan elimde şu anda alabilirsiniz elimden görerek. Tamam. Seçin, göstermeyelim. Lütfen kutunun içerisine atalım. Ne oldu Gülseren Hanım? Birden nedamet duydunuz söylediklerinizden galiba. İnan yani tattığım gibi, hissettiğim gibi yorumlarımı yaptım. Özür dilerim. Biraz belki acımasız oldum. Emek çekmişsiniz. Elinize sağlık. Artık kıvır, kıvır, aşağıdan, yukarıdan. Kadriye Hanım biraz bozuldunuz sanki. Ya onun damak zevkiyle alakalı biraz aslında. Bir yemeği hiç beğenmeyen bir kişi denediğinde başka birisi çok beğenebilir diye tahmin ediyorum. O zaman 3 tane farklı kişi gelecek tabii ki böyle. Evet. İlkini aldık. Bakalım diğerinin yorumları benzer yorumlar mı olacak? İkinci jürimiz gelsin. Çok yavan geldi. Yani her şeyin tadı çok ayrı ayrı geldi. Kızartmadan önce patlıcanları tuzlamadığını düşünüyorum bunu yapan arkadaşın. Patlıcanın tadı damağı rahatsız edecek bir ayarda kalmış. İddialı jüri üyemiz Tuğba Hanım da bağlamış gözünü, herhalde esirgemeyecek sözünü. Ben özellikle seninkini çok merak ediyorum çünkü çok iddialı konuştun. O yüzden acaba karnıyarıkla ilgili ne düşüneceksin? Hangi karnıyarığı beğeneceksin? İkisini de beğenmeyeceksin yoksa ikisini de çok mu beğeneceksin? Hı. Sana kendi ellerimle şimdi yedirdiğim karnıyarıktan anlayacağım. İlk yarışmacımızın karnıyarığını şimdi sana ikram edeceğim. Tutmayın Tuğba Hanım'ı. Fena geliyor vallahi. Patlıcanların acısı alınmamış bir kere bunda. Patlıcanlar bayağı acı. Baharatı çok eksik aldım ben. Bilmiyorum ya salçası az ya baharatı az. Çok fazla özenilmemiş anladığım kadarıyla buna. Bir an önce yapayım bitsin çabası. Kızartmadan önce patlıcanları tuzlamadığını düşünüyorum bunu yapan arkadaşın. Bitti mi Tuğba Hanım eleştirileriniz? Ebru Hanım fenalık geçirmek üzere. Normalde karnıyarığın eti birazcık daha böyle et tada sahip olmamalı. Yani içine kattığı baharatı, soğanı, işte domatesi birazcık daha tatlar birleşmeli ama hiçbir birleşme yok bunda. Çok yavan geldi. Yani her şeyin tadı çok ayrı ayrı geldi. Çok başarılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O zaman bir de Kadriye Hanım'ın karnıyarığını tadın bakalım. Ham yaparım, seni mum yaparım. Yapacağınız yorumla inşallah Kadriye Hanım'ı da bitirmezsiniz Tuğba Hanım. Sanırım bunda biraz salça fazlalığı var. Diğerine nazaran en azından. Tatlar biraz daha iyi karışmış olabilir ama patlıcanla alakalı ufak bir sorun bunda da, var. Yani nasıl söyleyeyim? Patlıcanın tadı damağı rahatsız edecek bir ayarda kalmış yine. İkisinde de benzer hatalar zaten çok fazla. Domatesi de biraz fazla olabilir sanki. Yine baharat az ama baharatı yine çok az kullanmış. Kullanan arkadaş. Bu ne ya, bu ne ya, of bu ne ya. Bu ne ya, bu ne ya, of bu ne ya. Tuğba Hanım, eğer siz yarışmacı olsaydınız karnıyarığı nasıl yapardınız? Ben yapsaydım önce patlıcanları biraz tuzlu suda bekletir.
hani suyunu sıkar, biraz su çekmesini beklerdim. En azından patlıcanın aroması daha net ortaya çıkabilirdi bu durumda. Muhtemelen salçayı ikinci yediğimden daha az koyup baharata biraz daha yoğunlaşmayı tercih ederdim. Tuz ayarını ikisi de yapamamış anladığım kadarıyla. Ona biraz dikkat ederdim muhtemelen. Tuğba Hanım'ın kime oy vereceğini anlayamadık. İki karnıyarığı da piştiğine pişeceğine pişman etti. Elimden seçip ikiye katlayıp oy kutusunun içerisine atmanı rica ediyorum. Burada. Evet, ikinci jürimizin de yorumlarını duydunuz. Ebru Hanım, cevap hakkınız doğdu haliyle bu eleştiriler karşısında. Patlıcanları tuza yatırmaktan bahsetti ama yatırdık. Ama tabii burada sürede olduğu için, yani elimizden gelen buydu. Ben düzgün yaptığımı düşünüyorum. Korktuklarımdan birisi de Tuğba demiştim. Evet, ben de hiç üzgünüm. Biz burada. Fazla bir şey söylemedim. Tuğba Hanım, bir de söyleseydiniz ne olurdu acaba? Konuşamadınız mı yani? Gözlerim kapalı olduğu için konuşmakta zorlandım. Farkındaysanız çok fazla falan oldu. Cümleyi toparlamaya çalıştım çok fazla. Yine yorumlarım bunlara benzer yorumlar olacaktı. Ayrıca görsel olarak bunu daha çok beğendim aslında. Bunu da söyleyeyim. Şu anda görmüşken onu da söyleyivereyim. Hangisini bilmiyorum ama. Peki. Öyle. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İki jüri üyemizin de yorumları limon tadındaydı valla. Ekşitti yarışmacılarımızın suratlarını. Ben yemeğimi başardığımı düşünüyorum. Kesinlikle arkasındayım da. Tuzu, tadı, patlıcanı zaten suya yatırdım. Acı olduğunu da düşünmüyorum. Zamanda iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Kadri'nin? Ben patlıcanların acı olduğunu düşünmüyorum. Yani yeteri kadar kızartamadığımızdan... Ya kanka söylüyorlar. Evet evet, herkes aynı yorumları söyledi. Bir de zamanla yarışıyorsunuz tabii, evet, onun da evet, zorluğu var. Uzun süre bekletemiyorsunuz. Evet, araç gereç sıkıntı, evet, hani eksikliğimiz de vardı. O yüzden en iyisini, o imkanlarla en iyisini yaptığımızı düşünüyorum ben. Şu an ağzımda kalansa patlıcanın acılığı oldu. İç malzemesinin de az geldiğini düşünüyorum. Ve son jüri üyemiz Büşra. Karnıyarıkları tatmak için hazır. En genç jürimiz. 21 yaş. Sinir olası bir yaş. Gıcık olunası bir yaş. Yani geçtik tabii. Yani 4-5 sene önce geride kaldı. 21 yaşım şu anda. Böyle heyecanlı şeyle hatırlıyorum. Büşra'cığım, çok gençsin ama çok güzel konuşmalar yaptın seninle tanıştığımızda burada. Zaten çok bu işi profesyonel olarak da yapmak istediğini söyledim. Yaşından çok böyle... değil mi? Olgun böyle bir havası var. Konuşmayın dedim ya, hiç konuşmuyorlar jüri şey yaparken. Yani yorum yapabilirsiniz yemek dışında. Ha, çok evet, böyle hani olgun gerçekten bir havası var. Bakalım yemeklerle ilgili ne yorum yapacaksın? Yani çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Şu an hiçbir şey göremediğim için tabii. Görseli de önemsiyorum ama göremiyorum. Bakalım şimdi artık. Görselden çok aslında bizim yarışma formatımızda hangisi daha lezzetli olduğu önemli sunumdan çok. O yüzden lezzetiyle ilgili değerlendirme yapmanı rica ediyorum. Yaşı küçük Büşra'nın büyük lokma gibi eleştirileri yenilir yutulur değil. İlk başta şu an beni rahatsız eden, yani çok büyük geldi kıyma taneleri, şu an çok et geldi. Daha bütün bir şey bekliyordum. Hı hı. Daha birbirine karışmış, o soğanlı domatesi daha yumuşamış bir şekilde. Ve şu an ağzımda kalansa patlıcanın acılığı oldu. Yani tuzlu suya evet koydular mı koymadılar mı bilmiyorum ama benim dikkat ettiğim şey patlıcanın tuzlu suda bekletilmesinin dışında aynı zamanda çok az o suya sirkenin konması olur. Koyduklarını zannetmiyorum. Şu an hangisini tabağa bilmiyorum ama hala da acılığı ağzımda duruyor. Büşra, bir de Kadriye Hanım'ın yemeğini tatsın bakalım. Karnıyarı ile ilgili acaba ne yorum yapacaksın? Domates, biber, patlıcan. Tüm jüri üyelerimiz ağız birliği etmiş sanki. Baksanıza Büşra'nın da yorumlarına. Patlıcanın az pişmiş olduğunu düşünüyorum. Diğer patlıcan biraz daha iyi pişmişti. Ama bu patlıcanda ise bu sefer acılık daha azdı. Yani iç malzemesinin de az geldiğini düşünüyorum şu an.
İkisinin de farklı artı ve eksileri var. Ama ikisinin de beni çok tatmin ettiğini söyleyemeyeceğim. Tekrardan yemek isteyeceğimi zannetmiyorum ikisini de. Yap bakalım tercihini Büşra. Birinci yediğin mi, ikinci yediğin mi buradan seç. Ve ikiye katlayıp oy kutusunun içerisine koy lütfen. Pekala. Hani bana, hani bana, hani bana nerede yok mu? Ve Büşra'nın oyuyla şu anda birinci belli olmuş durumda. En korkmadığımız en çok. Tabii Büşra çok tatlıdır. İşte bizi hiç böyle kırıcı yorum... Tabii ki gerçek yorumlar da bunlar. Kırıcı da demeyelim de. Ne desem inanırsın. Çok üzüldüm şu an. Nermin anneciğim. Ama üzüntüden annem haksızlık etmek istemiyorum ben. Annem de izleyecek. Yani kesinlikle yani yediğim ve sevdiğim bir yemek olarak kıyaslamak istemiyorum. Yani ama en azından tekrardan yemek isteyeceğim bir lezzet bekledim. Ama hayal kırıklığına uğradım. Peki. Şoktayım ben. Şok. Ebru da o baskının altına sokarsam kaybeder diye planlamıştım. Ben çok heyecanlıyım ya. Hangi yarışmanız kazanmış? Hazır mısınız? Artık günümüzün sonuna geldik. Kazanan şu anda bu kutunun içerisinde. Jürimiz oylarını kullandı. Yapar benim kızım dedi karnıyarı. Annen. Jürimizden... bu arada çok olumlu yorumlar alamadık iki yemekle de ilgili. Olabilir. Zamanla yarıştılar. Olabilir. İnsanlar her zaman yani tutturacak diye bile bir şey yok. Kendi evinde de yaptığın yemeklerde de bazen tutturamayabiliyorsun. Onlar da yeni yemek yapan insanlar olabilirdi. Zamanında olmuş hiç kızamaz. Anne işte ya. Hiç kıyamaz ki kuzusuna. İşte oyları açmaya başlıyor Yeliz. Bakalım jürimizin ilk beğendiği yemek hangisi olmuş? İki numara. İlk oyu Kadriye Hanım alınca Ebru'nun omuzları çöküverdi birden. Baksanıza süt dökmüş kedilere döndü. Ben kazanmışımdır diyor musun yorumlardan sonra? Yani çok ilk önce ben kesin kazanırım diye düşündüm. Ebru da o baskının altına sokarsam kaybeder diye planlamıştım. Ama Ebru'yu baskı altına alayım derken çenem yüzüne yemeği kaçırdım. Hatta bir ara böyle bilmiyorum gördünüz mü? Salçayı o kadar çok koydum ki yıkıldım. Sen ne diyorsun? Ben kazanmışımdır diyor musun şu an? Diyorum. Diyorum. Her zaman iddialıyım. Yemeğimin de arkasındayım. Evet. Ama tabii belli olmaz. Jürilerimiz ağır eleştirdi çünkü korktum yani açıkçası şu an. İkinci oy durumu eşitleyecek mi yoksa galibi belli mi edecek? Bir numaralı yemek. Sevdiğim şekilde gidiyor. Bazen ikincide de belli oluyor kazanan. Hani üç oy da aynı kişiye gidebiliyor. Şu anda birebir durumdasınız. Daha da heyecanlı oldum. Kadriye Hanım yerinde duramıyor heyecandan. Ben çok heyecanlıyım ya. Gerçekten. Hiç böyle bekliyorum. Yemeği yapamadım, yarışmayı kazanamadığımı değil. Her gün yaptığım için. Halil'in böyle sözleri şu an kulağımda çınlıyor yani. Nermin annem herkes. Bir kal suçu. Bu arada eşini mi düşünüyorsun? Evet, eşimi düşünüyorum. Nermin annem kızacaktır. Ben de yaparım, bu yemeği güzel yaparım gerçekten. Yaparım bilirsin. Ki onunla beraber de çok yaptık, annemle de yaptık. O yüzden yani şimdi ben yarışmayı geçtim sonrasını müzakere ediyorum kafamda. Şu an altınlarda değil, sonrasında ne olacak? İnşallah kazanırım o yüzden. Ebru daha genç, bekar. Ben bari. Ama Ebru da şu an bütün kayınvalide adayları izliyor olabilir. Evet, o da doğru. Git kazananın tabağını havaya kaldır Yeliz. Hazırsanız kazanan yarışmacımızın tabağını kaldıracağım ve kağıdını açacağım. İkisine de elimi uzatıyorum. Bakalım hangi yarışmacımız kazanmış? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız. Kazanan bir numara Ebru oluyor. Şöyle gösterelim. Ay ben şok. Tebrik ederim.
ederim Ebru hemen. Sen tebrikler. Ben beni öldürüyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 evinize ben geldim. Evinize ben geldim. Canım yavrum bir şey olmaz. İkiniz de çok güzel yarıştınız. Harikaydı bence. Anneciğim yüzüme kara çıkarmadım. Seni seviyorum. Ebru Hanım bugünün kazananı oldu. Ellerine sağlık. Hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Sevgili izleyenler, bugün Bahçeköy'e geldik. Sarıyer'e kadar uzandık ve Kadriye ile Ebru yemek yaptı. Karnıyarık yaptılar. Çok severim. Bugün sizin için de belki bir alternatif olur. Yani akşama ne yapacağım diye düşünüyorsanız. Ebru kazandı beşi bir yerlileri. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim. Ama Kadriye de harika yarıştı. Her an sizin evinize de gelebiliriz ama önce başvurmanız lazım. İliz'de beşi bir yerde tv360.com.tr adresinden veya sosyal medya hesaplarımızdan tv360.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz efendim. Sofranızın bereketi ve o sofrada sevdikleriniz hiç eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.